Herkese Virgül'den iyi günler. Bugün Avusturya Yeşiller Milletvekili Sayın Berivan Aslan bizimle. Hoş geldiniz Berivan Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle neden yasa dışı vatandaşlık bugün Avusturya gündemini bu kadar meşgul ediyor, onu sizden öğrenmek istiyoruz. Bunun sebebi geçen yaz Avusturya'da birçok yürüyüş olmasından kaynaklı. Daha doğrusu bu yürüyüşler esnasında bazı restoranlar saldırıya uğradı. Ve bu da tabii ki çok negatif bir gündem yarattı. Bu negatif gündemle FPÖ'nün, yani Avusturya Sağcı Partisi'nin ekmeğine yağ sürmüş olduk göçmenler olarak. Çünkü onlar bu olayı tamamen kullanıp bu yasa dışı çifte vatandaşlığı gündeme taşıdı. Ve ondan sonraki tabii ki birçok tekliflerde bulundular. İşte bütün Kürt-Türk yürüyüşleri yasaklansın, işte bakın göçmenlerin entegre olma gibi bir derdi yok, burada yaşama gibi bir derdi yok vesaire. Yani tamamen popülist bir şekilde bu mesele basına sürekli sunuldu ve bu noktaya geldik maalesef. Evet. Peki adı geçen seçmen listelerinin Avusturya basınına sizin verdiğinize dair bir suçlama var. Hı hı. Yani her mantık içerisinde hareket eden bir insanın aslında benim göçmenler doğrultusuna ne kadar çok yasa tasarısı, politika yaptığımı bilir. Bu tamamen bir karalama kampanyasıdır tabii ki. Ben bu tür şeyleri tamamen kınıyorum. Ama bir okuyucu da tabii ki bunu bilmeli yani. Hani bugün göçmenlerin en çok haklarını savunan Yeşiller Partisi olarak ve Yeşiller Milletvekili olarak böyle bir seçmen listesini tabii ki devam verme gibi bir derdim de olamaz. Ki getirisi de yok insanlara. Bu seçmen listeleri nedir? Bu seçmen listelerinde YSK tarafından bütün Türkiye partilerine verilir ve dernekler, camiler bu seçmen listeleri doğrultusunda kimin oy hakkına sahip olup olmadığı yazar bunun üstünde. Benim elime böyle bir seçmen listesi geçmedi ki gerek de yok. Yani o seçmen listesiyle yapabileceğim bir şey de yok. Bu Oberösterreich tarafından, sağcı parti tarafından ORF Oberösterreich'e sunulmuş bir seçmen listesidir. İşte bakın biz seçmen listesini bulduk. Bunun doğrultusunda siz kimin çifte vatandaş olup olmadığını araştırabilirsiniz diye. Böyle bir ırkçı siyasetten gündeme gelmeye başladılar. Peki sizin sadece evetçileri yurt dışı ettirmek istediğinize dair bir suçlama daha yapıldı. Yani bu da karalama kampanyasının bir parçası diye düşünüyorum. Evet. Çünkü her mantıklı insan en basit şu soruyu sorar o haberi okuduğunda. Ya Berivan Aslan nereden bilebilir ki benim hangi oyu verdiğimi, hangi oyu kullandığımı? Hani evet. Bugün seçim gizlidir, oy hakkı da gizlidir. İnsanlar işte evet ya da hayırla bir şekilde bunu oylarını kullanabilirler. Ki abes olan taraf da zaten ben bu yasa dışı çifte vatandaşlık meselesi gündeme geldiğinde bir öneri yaptım. Benim önerim de daha çok bakın birçok insan yasa dışı çifte vatandaşlığa sahip olduğunu bilmiyor. Evet, biz bu insanlara bir tolerans verelim dedim. İlk başta birçok yerden saldırıya uğradım. İşte nasıl olur da böyle bir teklifte bulunabilirsiniz, siz sadece Türk vatandaşlarını kayırıyorsunuz diye. Birçok Avusturya gazetelerinde bu basıldı. Ve bana Avusturyalı sağcılardan, Avusturyalı ırkçılardan birçok negatif yorumlar da geldi. Yani dolayısıyla ben bir taraftan işte bütün göçmenleri düşünerek iyi bir yasa teklifi yapmaya ya da iyi bir öneri yapmaya çalıştım. Ama diğer taraftan da maalesef böyle abes haberler çıkıyor. Buna da gülüp geçmek lazım diye düşünüyorum. Peki Berivan Hanım, başa dönersek eğer Avusturya'da çifte vatandaşlık yasak olmasına rağmen 13 bin üzeri Türkiye vatandaşı neden bu duruma düştü? Bunun aslında çok mantıklı bir açıklaması var. Yani bundan 20-30 yıl önce insanlar Avusturya vatandaşlığına başvurmak istediklerinde işte Türkiye Büyükelçiliğine gidiyorlar ya da konsolosluğa gidiyorlar. Orada Türk vatandaşlığından çıkış için bir başvuruda bulunuyorlar. Evet. O başvuru evraklarından gidip Avusturya makamlarında Avusturya vatandaşlığı için müracaat ediyorlar. O süre içerisinde Avusturya vatandaşlıklarını alıyorlar ve aylar sonra onların tam çıkış evrakları geliyor. Yani bu süreç içerisinde, bu benim tahminim, bu süreç içerisinde bir hata yapıldı diye düşünüyorum. Yani insanlar
makamlar tarafından belki tam olarak bilgilendirilmedi. Tabii diğer taraftan da şu var, hani o dönemin ilk Avusturya vatandaşı, yani ilk Avusturya vatandaşı alan göçmenlerin birçoğu bir an evvel çıkalım da biz vatandaşlıktan her evrakı imzalayalım diye bir girişimde bulundular. Yani tamamen hani suçsuz bir şekilde bazı yasaları çiğnediklerini bile bilmeden belki. Şimdi o insanların çocukları doğdu. Çocukları bir şekilde o yasa dışı vatandaşlıklara girme ihtimalleri oldu. O yüzden zaten bizim şu anki vatandaşlık yasamız çok insanların gerçeklerinden uzak bir yasa. Yani tamamen bunun değiştirilmesi lazım. Hani o yüzden biz çifte vatandaşlığı desteklediğimizi sürekli söyledik. Hani çağımız gereği insanlar sadece iki ülkenin vatandaşı değil de birçok ülkenin vatandaşı da olabilir. Bu çağ gerektiren bir şey. Bu daha insanların ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir şey. Yani orada bir hata yapıldı diye düşünüyorum. Ve bu hatayı da tamamen sadece insanlara mal etmek yanlış diye düşünüyorum. Ha belki bunu gerçekten bilinçli olarak yapan insanlar da vardır. Ama 3-5 insan için kalkıp da 13 bin insanı tehlikeye atmak da doğru. Peki Berivan Hanım, bu mağdur insanlar için siz bir milletvekili olarak ne gibi girişimlerde bulundunuz? Sadece milletvekili olarak değil tabii ki, yani aynı zamanda bir hukukçu olarak, yani döneminde bir göçmenler merkezine bir danışman olarak da çalışıyordum. O yüzden bu vakaları biliyorum aslında. O yüzden şöyle bir teklifte bulundum. Dedim ki tamam, olan oldu. Ve suç sadece insanların değil, demek ki makamlarda da biraz suç var. Döneminde iyi bir bilgilendirme oluşmamış ya da insanlar hatalar da yapmışlar. Her neyse, biz yeni bir şey, bir oluşum bulalım. Bu insanları bu mağduriyetten kurtaralım. İnsanlara bir süre verelim. Sadece Avusturya vatandaşlıklarını kaybetmeme şartıyla. Bu insanlar bu süre içerisinde, yani bu 2 yıl içerisinde seçimlerini yapsınlar. Hani ya Türk vatandaşına geçmek istiyorum ya da Avusturya vatandaşlığına kalmak istiyorum diye bir her iki vatandaşlık arasında bir karar verme şansları olsun. Herhangi bir ceza almadan ya da herhangi bir şekilde kriminalize edilmeden. Bu öneriyi ben kendi partim içerisinde de konuştum. Artık şimdi parti çizgimiz. Yani birçok arkadaşlarım, vekil arkadaşlarım benimle hemfikir bu konuda. Ve SPÖ ile ÖFAP ilk başta bu öneriye karşı çıktılar. Ama şimdi SPÖ'yü de ikna edebildim. Yani onlar da büyük bir ihtimalle böyle bir tolerans için, tolerans öneri için eminim ki adımlar atacaklardır. Yani velhasıl gelinen nokta bu ki biz şu an insanların FPÖ tarafından daha çok mağdur konumuna girmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ama tabii ki şöyle bir gerçek de var. Şimdi yani legal anlamda olan çifte vatandaşlıklar var ve yasa dışı olan çifte vatandaşlıklar var. İnsanlar bazen bunu bilmeyerek paniğe kapılıp da girip Türk vatandaşlarını geri veriyorlar. Bu ilk etapta olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü olur ya, Türk vatandaşlıklarını geri verdiklerinde o zaman tamamen vatansız olarak kalıyorlar. Bu onları hukuki olarak daha kötü bir konuma düşürüyor. Evet. Emin olmaları için Türkiye'den onların nüfus kayıt örneklerini alabilirler ya da buna benzer evraklarını alabilirler konsolosluklar ya da büyükelçilikler tarafından. O evraklarda gerçekten yazıyor kimin hangi tarihte hangi vatandaşlığa giriş ya da çıkış yaptığı ya da hangi vatandaşın hangi ülkenin vatandaşı olduğu bir şekilde yazıyor. Hani kesinlikle bundan emin olmadan kendi çapında herhangi bir girişimde bulunmasalar daha iyi olur. Avusturya'da yaşayan göçmenler için şu anda bir tedirginlik söz konusu. Onlar için ne önerirsiniz? Öncelikle ilk etapta gerçekten çifte vatandaşlar mı değil mi diye bunu iyice araştırmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü birçoğu bunu bilmiyor. Bunu nasıl öğrenebilirler? Konsolosluklar ya da büyükelçilikler tarafından nüfus kayıt örneği alabilirler. Bu nüfus kayıt örnekleri üzerinden kimin hangi zamanda hangi vatandaşlığa giriş çıkış yaptığını ya da çifte vatandaş olup olmadığına dair bir şekilde bilgi sahibi edinirler.
Çünkü bu bilgiye sahip olmadan direkt gidip de Türk vatandaşlıklarını geri verirlerse, o zaman tamamen vatansız kalma durumlarına düşebilirler. Çünkü olur ya, Avusturya makamlarında bir şekilde araştırılırsa, yani Avusturya vatandaşlıklarını kaybederlerse, bu hukuki konum onlar için çok daha zor bir şey. Hani öyle bir durumda en azından Türk vatandaşlığından tekrardan Avusturya vatandaşlığına girme hukuki olarak daha iyi bir durumda olmuş. Son olarak Berivan Hanım, bugün koalisyon hükümetinde yaşanan istifa ile Avusturya siyaseti nereye gidiyor? Onu da sizden öğrenmek isteriz. Avusturya siyaseti göçmenler açısından aslında çok kötü bir yere gidiyor. O yüzden hepimizin bir şekilde ayrım yapmadan, insanları kendi aramızda ötekileştirmeden, omuz omuza verip de ırkçılığa karşı beraber olmamız lazım. Çünkü şu an Avusturya'da yaşayan göçmenlerin hepsinin ortak sorunları var. Şu an Avrupa'da yükselen bir sağ siyaseti var. Yani yabancılara karşı bir düşmanlık var, Müslümanlara karşı bir düşmanlık var. Bunu yenebilmemiz için biraz daha güçlü olmamız lazım. Biraz daha siyaset içerisine de var olmamız lazım. Yani yıllar boyunca Sosyal Demokratlar, Yeşiller Partisi, sol partileri her zaman göçmenlerin yanında durdular. Her zaman Avrupalı sağ partilere, Avrupalı ırkçı siyasetine karşı bir mücadele verdiler. Ve şu an bütün bu partilerin, hani sadece kendi partimin reklamını yapmak istemiyorum ama bütün bu partilerin şu an göçmenlere ihtiyacı var. Bu gelen neoliberal akım için, bu gelen küreselleşen akım için, bu gelen ırkçı akım için hepimizin dur demesi gerekiyor. Ve burada bizim artık insanları ötekileştirerek, işte ne bileyim, evetçi, hayırcı olarak ya da işte Kürt, Türk, Alevi ya da başka bir etniğe bürünüp de artık kendi aramızda bu ötekileştirmeyi bırakmamız lazım diye düşünüyorum. Hani sadece beraberce, beraber bir şekilde omuz omuza yaşam kalitemizi düzeltebiliriz. Buradaki geleceğimizi daha çok inşa edebiliriz. Eğer bunu yapmazsak, bir sonraki seçimde korkum o ki sağ parti iktidara gelecektir ve göçmenler için daha zor bir süreç başlıyor demektir. İşçi sınıfı için daha zor bir süreç başlıyor demektir. Bunları şimdi değiştirme şansımız var. O yüzden seyirci kalmamamız lazım diye düşünüyorum. Sayın Berivan Hanım, verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.